İşçi Dayanışması Bülteni 111. Sayısı. Daha fazlası mümkün. Gıda iş kolunda bir fabrikada toplu iş sözleşmesi hazırlığı yapan işçiler, ücret ve çalışma koşulları hakkında bir taslak hazırlarlar. 800 lira ücret zammı, sene başına 20 lira kıdem zammı ve sosyal haklarda %20 oranında iyileştirme isteyen işçilere ilk itiraz temsilcilerden gelir. Temsilciler son derece kararlı bir şekilde, patron bu parayı vermez der. İkinci itirazı sendika yönetimi yapar. Ülkenin içinde bulunduğu durum, döviz kurunun yükselmesi, kriz, işsizlik gibi gerekçeleri öne süren sendika yönetimi, talepleri üçte bir oranında aşağıya çeker. İki yıl için gerçekleştirilen sözleşmede, gerçekte patronların belirlediği zam oranları kabul edilmiş, sözleşmenin ikinci yılı ise enflasyon oranına mahkum edilmiş olur. Elbette bu örnek sadece gıda sektöründe değil, Neredeyse her sendikalı iş yerinde geçerli. Sendika yönetimleri ve kimi temsilciler toplu iş sözleşmesi hazırlığına patronların verebileceği mantıklı, gerçekçi rakamlarla hazırlanıyorlar. İşçilere daha fazlasını talep etmenin ülkenin, sektörün ve iş yerinin içinde bulunduğu durum gerekçesiyle mümkün olmadığını söylüyorlar. Oysaki bugün işçilerin aldığı ücret çoğunlukla açlık sınırının altında seyretmekte ve yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Sendikacılar asgari ücretin biraz üstünde ücret almayı, kimi sosyal haklara sahip olmayı övünç kaynağı olarak görüyorlar. Sendika yönetimlerine sinen bu pasif, uzlaşmacı tutum kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. En belirleyici faktör, sosyalist öncü işçileri sendika yönetimlerinden, hatta iş yerlerinden söküp atan 12 Eylül darbesi olmuştur. Sendika yönetimleri, yasak ve kovuşturmalarla sermaye yanlısı kişi ve anlayışlara sonuna kadar açılmıştır. Sendikalar bu yapıyı muhafaza etmek için delegeleri, temsilcileri ve şube başkanlarını genel merkezin istediği doğrultuda sorun çıkarmayacak, söz dinleyecek kişilerden seçerek sağlam bir bürokratik mekanizma inşa etmişlerdir. Sendikaların işleyişi bugün hem sermayenin hem de hükümetin istediği bir yön almış, işçi itaatkar, kanaatkar ve cefakar olmaya zorlanmıştır. Sendikalara hakim olan işleyiş mevcut durumu korumak olmuyorsa ödün vermeye devam etmektir. Bu uğursuz gidişat Türk metalde fazlasıyla örnek bulmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin 3 yıla çıkartılması, işçilerin onayı olmadan hazırlanıp sonlandırılması, esnek çalışma, temsilcilerin tepeden belirlenmesi, itiraz eden işçilerin kara listeye alınması ve daha nicesi. Toplu sözleşme işçilerin ücretini, çalışma koşullarını, sosyal haklarını belirler. Toplu iş sözleşmelerinde işçiler patronların yıl boyunca ne kazandığını, ne kadar üretim yapıldığını, patronun sermayesinin ne olduğunu bilmezler. Patronların kazançları sır gibi saklanır. Patronun mali durumu sözleşmeye konu olmaz. Sözleşme patronların daha en baştan oluşturdukları zarar ediyoruz senaryosu üzerinden ilerler. Patronlar işçilerin bekledikleri parasal artışı her seferinde sonraki sözleşmeye havale ederler. Bugün birçok sektörde toplu sözleşmeler Saat ücretlerine yapılacak kuruşluk zamlar üzerinden hesaplanıyor. Alınan zam enflasyon, vergiler, kira ve hayat pahalılığı karşısında eriyip gidiyor. Geriye aylık masrafların karşılanması için yapılan ek mesailer ve masrafları olabildiğince kısmak kalıyor. Bu kötü gidişatı durdurmak, toplu iş sözleşmelerini hak kazanılmasıyla bağlatmak için ne yapmalıyız? İşçilerin verdiği mücadeleler hak verilmez, alınır fikriyle ilerlerse kazanıma dönüşür. İlk adım iş yerinde bütün işçilerin sözleşmeye dahil edilmesidir. İşçiler iş yerlerinden, yani tabandan örgütlenmeye başlayarak sözleşmeye sahip çıkmalıdırlar. Daha da önemlisi, genelde sendikalara hakim olan ve iş yeri temsilcilerine kadar inen bürokratik sendikal anlayış, bu anlayışın temsilcisi sendikacılar sendikaların başından atılmalıdır. Aksi halde işçi sınıfının mücadelesi ilerlemez ve işçiler de daha ileri haklar elde edemezler.